kardeş Azerbaycan'ın cumhuriyetinin ilan edişinin 99. yıl dönümüdür. 1918'de ilk defa cumhuriyeti ilan eden kardeş Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade Bey'dir, rahmetle anıyorum. 22 ay bu cumhuriyet yaşadıktan sonra Sovyetler tarafından Azerbaycan işgal edilmiştir. 70 küsur sene cumhuriyete ara verildikten sonra 1989'da Sovyetlerin dağılmasıyla Azerbaycan yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur. O tarihten bu tarihe gerek Türkiye'de, gerek Azerbaycan'da, gerek dünyanın birçok yerindeki teşkilatlar olan, Azerbaycan teşkilatlarının olduğu yerlerde cumhuriyet kutlanmaktadır. Cumhuriyet, Azerbaycan'ın da Türkiye'nin de vazgeçemeyeceği bir idare sistemidir. Medeni bir idare sistemidir. Demokrasiye yatkın bir idare sistemidir. Bunu herkesin gözü gibi korunması lazım. Bugünün önemi üzerine ben Türkiye ile Azerbaycan ilişkiler üzerinde durmak istiyorum. Tarihin her döneminde iki kardeş devlet çıkara dayalı olmadan dost olmuşlardır. Dünyadaki dostluklar çıkara dayalıdır ama Azerbaycan'la Türkiye'nin asla çıkara dayanmayan, tarihten gelen bir kardeşlik dostlukları vardır. Zaten merhum Haydar Aliyev şunu söylemiştir: biz bir millet, iki devletiz. Bu anlayış Türkiye'de de geçerlidir, Azerbaycan'da da geçerlidir. Azerbaycan Kafkasya'nın parlayan yıldızıdır. Azerbaycan gaz, petrol çıkarılan, büyük çapta çıkarılan bir ülkedir. Gelirinin en büyüğü petrole dayalıdır ve bu petrollerini de kardeş Türkiye ile paylaşmaktadır. Nitekim Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum gaz kemeri, Bakü-Tiflis-Demiryolu, Kars Demiryolu gibi bir takım projeler vardır, TANAP vardır. Bu şekliyle dostluk ilişkisi en yüce noktaya taşınmaktadır. Azerbaycan ne olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun bizim asla vazgeçemeyeceğimiz bir devlettir. Buradan hem Türkiye'mize, hem Azerbaycan'ımıza, hem kardeş Türk dünyasına Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını söyleyip kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Zaten Azerbaycan'da Mehmet Emin Resulzade'nin çok önemli veciz bir sözü vardır: bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diye. Kardeş Azerbaycan'ın cumhuriyetini tebrik ediyoruz, kutluyoruz ve bunun sevinciyle bugün Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu olarak bir kutlama programımızı yapıyoruz. Bu kutlama programımızda Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizle beraberdir. Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz başta olmak üzere diğer belediyelerimiz her zaman Azerbaycan dostluğuna büyük önem veren kurumlarımızdır. Onlara buradan içten teşekkür ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz mekanda Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin vermiş olduğu Haydar Aliyev Kültür Evi'dir. Bu nedenle de ahde vefa gereği her zaman takdir duygularıyla çalışmaktayız, koşmaktayız ve bugün de burada bu bayramımızı kutlamaktan oldukça mutluyuz. Kutlu olsun hepimize. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ
القرآن تنزيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم Tekrar Ramazan'ınızı tebrik ediyoruz. Bu mübarek Ramazan inşallah huzur içerisinde idrak ettiğimiz ve bayrama eriştiğimiz bir Ramazan olur diye temenni ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar temennisiyle rıdaen lillahi teala el-Fatiha. İzmit Belediye Başkan Yardımcımız, Sayın Kaymakamım, değerli protokol üyeleri, değerli sivil toplum örgütünün temsilcileri, değerli basın mensuplarımız, hepinizi öncelikle zahmet edip geldiğiniz için, bizlere mutluluk kattığınız için sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Tarihte önemli bir gündür. Biliyorsunuz 1918'de kardeş Azerbaycan'ın Mehmet Emin Resulzade başkanlığında Cumhuriyetle tanışmış, Cumhuriyetle kucaklaşmış bir kardeş devletimizdir. Fakat sevinçler bazen kursakta kalır diye bir söz var. 22 ay bu Cumhuriyet devam edebilmiş. Bir kere ağzında tat kalan kardeş Azerbaycan 1989'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ilk yaptıkları iş tekrar Cumhuriyet'le kucaklaşmak olmuştur. Dostu olan kardeş ülkelerde kutlanmakta, Azerbaycan'ın teşkilatı olduğu yerlerde kutlanmaktadır.